Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda web sitemize Moodle'ı nasıl kuracağız? Onu göreceğiz. Daha önce cPanel'ımıza nasıl ulaştığımızı görmüştük, anlamıştık. File Manager'dan dosyalarımızı görüyorduk. Şimdi tekrar File Manager'ıma tıklıyorum. Ve Public Root olan klasöre Go diyorum. Yeni bir pencerem açılacak. Şimdi ben buraya Moodle dosyasını yüklemek istiyorum. Bunun için Moodle'ın resmi sitesine gidiyorum. Moodle.org. Buraya geldiğim zaman Downloads kısmından Moodle Standard Packages kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Pencerem açıldıktan sonra bizim ücretsiz hosting sağlayan şirketimizin altyapısı şu Moodle 1.9.17 Plus versiyonuna izin tanıyor. Yani onu kaldırabiliyor. Onunla uyumlu. Dolayısıyla ben bu versiyonu indirmem gerekiyor. Sağ tarafta iki tane dosya görüyorsunuz. Biri TGZ formatında, ikincisi zip formatında. Ben şu ikinci dosyamı, zip dosyasını indirmek istiyorum ve üstüne tıklıyorum. Buradan Your Moodle download will start in 5 seconds diyor. Bu sürede olduktan sonra belki bir bloklama penceresi açılabilir burada veya yukarıda. Ona izin vermeniz gerekiyor. Ben buradan save as diyorum ve indireceğim Moodle'ı yine masa üstüme 1.9.17 hatta diyeyim. Desktop kaydediyorum. Yüklemem devam ediyor. Masa üstüme gördüğünüz gibi Moodle'ın 1.9.17 Plus versiyonunu indirdim. Şimdi yapmak istediğim şey Moodle'ı siteye yüklemek. Dolayısıyla yine index sayfamı yüklediğim gibi Moodle dosyasını buraya yükleyeceğim. Yine aynı şekilde upload. Buradan browse masa üstüme geliyorum ve indirdiğim Moodle dosyasını zipliyorum. Bu dosyayı open diyorum. Ve buradan yüklemeye başladı sağ altta. Göreceksiniz tabii birazcık büyük bir dosya olduğu için zaman alacaktır. Dosya yüklemesi bittiği zaman complete yazacaktır burada. Şimdi bu yükleye dursun. Biz tekrar File Manager sayfamıza gelelim. Bu File Manager sayfasına geldikten sonra bizim artık yükledikten sonra burada Moodle'ın görülecek. Fakat biz bir üst up one level tıklamamız gerekiyor. Bir üst dizine çıktık. Bu dizinde ben bütün bu Moodle'ımın saklanacağı, verilerin saklanacağı bir klasör oluşturmak istiyorum. Ben daha önceden oluşturdum. Fakat bunu şimdi sileyim. Beraber oluşturalım. Sizin şu şekilde görünüyor olması lazım. Burada yeni bir dosya, yeni bir klasör oluşturmak istiyorum ki Moodle dosyaların bunun içinde saklansın. Dolayısıyla New folder diyorum. Bu new folder'a da Moodle data ismi veriyorum. Ve create new folder diyorum. Gördüğünüz gibi burada Moodle data klasörüm oluştu. Eğer ki göremiyorsanız reload tuşuna tıklarsanız şuradan o zaman görünmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar tekrar buradan public dizinle inelim. Yüklememiz devam ediyor. Az kalmış. Bu tamamlandıktan sonra burada onu göreceğim. Ve zipli dosyayı bütün dosyalarını buraya tekrar aynı buraya çıkartacağım. Bu arada o yüklerken yapmamız gereken şimdi şu işlem çok önemli. Veri.
veri database oluşturmamız gerekiyor. Bunun için şuradan, yani sip panelımızdan MySQL databases kısmına tıklamam gerekiyor. Tıklıyorum. Açılan pencerede arkadaşlar veri bankamın olacağı ismi yazıyorum. Diyelim ki Moodle diyorum. Ve Create Database tıklamam gerekiyor. Şimdi benim database'im oluşturuldu. Şunu mutlaka kaydedin şimdi arkadaşlar bir yere. Yani mutlaka şu ismi, şunu database'iniz ismi olarak kaydedin. Yani şöyle yapalım. Masa üstüne ben yeni bir Word dosyası açayım ve database diyeyim. Kopyaladım. Yapıştırmadan önce kopyalamamız gerekiyor tabii ki. Şu ismi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. This is my database name. Bunu yapıştırıyorum çünkü daha sonra benden isteyecek. Go back diyorum. Yani database'imizi oluşturduktan sonra go back diyoruz. Sayfayı kapatmadan. Sizin internet hızınıza göre bu biraz beklemeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi modulumuz, sayfamız yüklenmiş, complete diyor. Pencereyi kapatıyorum. File Manager dosyalarımın olduğu yere geliyorum. Reload dediğim zaman şimdi modulum burada görmesi gerekiyor. Evet, modulum burada görünüyor. Modulumu seçiyorum. Yani database geldi. Modulu daha sonra çıkaralım. Şimdi bu gelmişken. Şimdi biz modul database'imizi oluşturduk. Database görüyorsunuz. Bir tane database'imiz var. Şu. Bunun için bizim user name oluşturmamız lazım. Siz istediğiniz username'i yazabilirsiniz. Ben web sitemin adresinin adını yazacağım. L77 diyorum. Ve yine aynı şifremi buraya da yazıyorum. İki defa yazmamızı istiyor. Şimdi database oluşturduk. Bu database'i kullanacak olan user'ı da oluşturuyoruz. Create user diyorum. User şu. Dolayısıyla kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunlar bana lazım olacak. Yani şu ve bu modulumu kurarken. Dolayısıyla bunları mutlaka kaydedelim. Şimdi biz bir database oluşturduk. Bir tane de user oluşturduk. Şimdi şu adımdan add user to database, yani oluşturduğumuz database'e bu user'ı birleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla şuradan, yani geri geldik oluşturduğumuz yerden, add diyoruz. Burada user'ın görünüyor olması lazım. Database'in de görünüyor olması lazım. Add dediğim zaman şu pencerenin gelmesi lazım. User'ım lhostor 1 l77 ve modulum bu. All privileges, bütün işlemleri yapabilsin diye şu en üstteki kutucuğu tıkladığım zaman hepsini birden seçiyor. Ve make changes, değişiklikleri kaydediyorum.
Burada database oluşturmak ve o database'e kullanacak olan kullanıcıyı oluşturmak ve bu database'le kullanıcıyı birleştirmek bunları önemli. Bu işlemi yapıyoruz. Bu işlem Moodle'ı kurarken isteneceği için yani şu Word'de kaydettiğimiz şunlar şu isimler isteneceği için yapıyoruz. Altyapıda. İşlemimiz sürüyor. İşlemimiz sürerken biz buraya Moodle'a gelelim. Reload dedik. Moodle klasörümüzü gördük. Moodle klasörümüzü buradan seçiyoruz. Ve Extract arkadaşlar diyoruz. Extract. Bu üstte görüyorsunuz. Extract dediğimiz zaman bu zipli olan dosyanın içinde bütün ne kadar dosya varsa hepsini buraya çıkaracak. Extract diyorum. Olduğu gibi bırakıyorum bunu. Extract Files seçiyorum. Açılan pencereden. Şimdi zipli olan dosyanın içerisinde ne kadar dosya varsa hepsini buraya gördüğünüz gibi çıkardım. Buna close diyorum ve gördüğünüz gibi burada bir Moodle klasörü oluştu. Bu Moodle klasörü artık benim dosyalarımın içerisinde var. Dolayısıyla ben daha önce indeksi yükledim. Az önce Moodle zipliye ekledim. Moodle'daki zipli dosyanın içinden diğerlerini çıkardım. Ve benim şu anda bu dosyalarım burada var. Şimdi geriye gelelim. Evet. Burada database'imle kullanıcı ismim oluşturulmuş. Geri gidiyorum. Artık işlemim tamam. Bu pencereyi kapatabilirim. Hatta bu pencereyi de kapatabilirim. Şimdi arkadaşlar bu Word sayfam burada duruyor. Moodle Database ve kullanıcı adı ismiyle. Şimdi yeni bir sayfa açıyorum ve kendi adresime gidiyorum. b77.host.org. Bu benim sayfamdı. Şimdi bu sayfamda şu Moodle'uma ben az önce link vermiştim. Ve Moodle'umun kurulacağı yere tıkladığım zaman gitsin demiştim. Dolayısıyla tıklayınca şimdi Moodle açıldı. Eğer ki siz link vermediyseniz, yani şuraya link vermediyseniz bunu kapatalım. Aynı işlemi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani buraya link vermeden şuraya adres çubuğuna eğer ki Moodle yazarsanız ve şuradan ileriye veya Enter'a basarsanız aynen bu pencerede şu Moodle'ımızın açılmış olması lazım. Bundan sonra artık işlemimiz çok kolay. Next diyeceğiz. Bir noktaya kadar sadece orada önemli. Dilinizi İngiliz veya Türkçe isterseniz Türkçe de seçebilirsiniz. Next diyorum. Açılan yeni pencere next diyorum. Burada next diyorum. Burası önemli. İlk iki kısım boş aynı kalıyor. Database yazan kısma. Az önce benim database'im şuydu. Şu ismi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. User'ım neydi? Yine Word sayfamdan açıyorum. User'ım buydu. Kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şifrem neydi? Şifremiz zaten vardı. Aynı şifreye giriyoruz. Ve şu 3 işlemi yazdıktan sonra database adını, user'ı ve şifreyi girdikten sonra next diyoruz. Ve bundan sonra artık arkadaşlar işimiz çok ama çok kolay. Çünkü sadece next, next, continue diyoruz. Have you read these conditions? Yes diyoruz. Moodle 1.9.17 Plus versiyonu kuruluyor diyor. Kuruldu. Continue diyoruz tekrar. Ve gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Şu dosyaların hepsi
sizin makinenizin yani bilgisayarınızın hızına göre veya internetinizin hızına göre yavaş yavaş da kurulabilir. Ben de bir anda çıktı. Continue diyorum. Tekrar kuruyor. Tekrar continue diyorum. Sürekli o zip'ten çıkardığımız dosyaları kuruyor. Continue diyoruz. Tekrar continue diyoruz. Continue diyoruz. Bu işlem tamamlanana kadar continue diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bizim kurduğumuz Moodle sitesi için bizim bir username belirlememiz lazım. Bu username yani sizin istediğiniz bir isim ve şifre olması lazım. Yine Gmail'lerinizi aldığınız gibi adınızı soyadınızı yazabilirsiniz. Ben yine adresimin başına yazayım. Buraya yeni bir şifre girebilirim. Aynı şifremi kullanırsam daha iyi olur. Burayı isterseniz artık adınız nasıl görünmek istiyorsanız adınızı kullanabilirsiniz veya bu şekilde bırakabilirsiniz. E-mailinizi girebilirsiniz. Kırmızı olan yerler mutlaka zorunlu olan yerler. Country olarak Türkiye'yi seçiyorum. Gerekli olan kırmızı olan yerleri doldurduktan sonra profile diyorum. Şimdi full site name, yani sitenizin ismi ne olsun, nasıl istiyorsunuz, onun burada girmeniz lazım yani görünmesini istediğiniz şekilde. Ben diyorum ki 77 Educational Technologies and Material Development kısaltmasında sadece bir şey yazıyorum. Buraya isterseniz açıklama yapabilirsiniz. Bunları daha sonra değiştirebilirsiniz de. Changes dediğim zaman az önce girdiğim gibi full isim, yani tam isim görünmesini istediğiniz isim burada görünüyor modulunuzda. Ve siz şu anda girmiş olarak görünüyorsunuz modulunuza. Layout bir şey olarak ben görünüyorum. Ve modulumuz bu. Kurulum bu kadar arkadaşlar. Bu modulun içerisiyle ilgili yapacağımız çok önemli şeyler var. Bunları daha sonraki, daha önümüzdeki derslerde artık modulla çalışmaya başlayacağız. Burada önemli olan ne vardı? Bizim 1.9.17 Plus versiyonunu Moodle sitesinden indirip kendi File Manager'dan web sitemizin içine atmamız, o zipli dosyadaki dosyaları extract yaparak çıkartmamız ve ondan önemlisi bir database ve bir user oluşturup şifresiyle beraber bunları MySQL'den oluşturmak gerekiyordu. Dolayısıyla daha sonrasında next next diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Moodle'ımızı kurmuş oluyoruz. Herkesin bu Moodle'ı bir sonraki dersimiz için hazır olarak web sitesine kurmuş olması gerekiyor. Hoşçakalın.